Şimdi kent çiftçisi Telat Bayık. Önce şu masayı bir göstermek istiyorum. Lütfen. Telat abi. Buyurun. Abi. Siyah dolma. Siyah dolmalık biber. Evet. Ali abi lütfen sen de buraya katıl. Bunun nasıl bir yemeği olur? Siyah dolmalık biber. Bir açabilir miyim şöyle içini bir Tabii, göstereyim. evet. İçi normal canım. Dedim içi de mi siyah acaba? Ondan sonra dolma biber görünümlü domates. Domatesin envai çeşidini yetiştiriyor Telat abi. Bu dolma biber görünüm sarı domates. Hadi tamam sarısını görmüştük. Hadi tamam yani buna yakın bir rengini de görmüştük ama kızılderili domates nereden geldi abi aklına? Yani benim aklıma gelmedi de Hayır. arkadaşlardan geldi bana. Yetiştirmek. Ha, Evet. sana verdiler bunu. Evet. Yetiştir güzel olur falan Çok dediler. He. güzel. Tadı nasıl acaba? Menemen yaparız bakarız. Vallahi bu kızılderili domatesden birazdan menemeni yapacağım. Bir de arkasına bakın. Bakın arka tarafı daha da farklı. Şu Nasıl? alt tarafı. Şura Alt mı? tarafı. He. Şeyleri çok daha renkli çıkıyor. Bakar mısın şuraya ya? Çizgini. Ayten abi bir bıçak alabilir miyim? Şu Alayım içini bir kesip bakacağım. Bak. Kızılderili domates. Al sana kızılderili domates. Bu ne? Gerçekten kızılderili Evet. domates denmesinin nedeni ne? Yani bilemiyorum bana aslında ismi Şiroke domatesi. Ha ben ha evet bu Kızılderililerin bir kabilesinin de şeyi domatesi. İçi de kan kırmızı ha. Evet. İçi de güzelmiş valla. Kızılderili. Bakar mısın? Şimdi bunun menemenini yapacağız. Kızılderili domatesden menemen. Şu patlıcana bakar mısınız? Lütfen. Beyaz patlıcan ya. Yani şunu karnıyarıkta düşün. Hayalet, hayalet Casper vardı ya. Gerçek ismi Casper patlıcan. Casper. Evet. Hayalet patlıcan. O şu an o biraz ufak ama o normalde 20 santim falan oluyor. Evet. Şu an hava Ha biraz ufak olarak bu. evet. Ama olmuş yani. Tabii, evet. İçine bakayım. Ayten abla. Aa. İçi de hayalet. İçi de hayalet. İçi de hayalet. Biraz. Tövbe ya Rabbim ya. Bütün bu ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Telat abinin bir VTR'si var. Evinin bahçesinde sadece 60 metrekare Evet. bahçede bütün bu ürünleri yetiştiriyor Telat abi. Ondan sonra soracağım ona nereden aklına geldi bu ürünleri yetiştirmek? Hani normal domates, normal salatalık, normal patlıcan, normal biber değil de neden böyle dünya mutfağı? Bunların hepsini soracağız. Önce o yerinde meyveleriyle, sebzeleriyle Talat abi çekmiş arkadaşlarımız. Buyurun o veterimizi izleyelim. Ondan sonra buradayız. Evinin arka bahçesinde 60 metrekare küçücük bir alanda dünyanın ürününü yetiştiriyor. Bunlar beyaz alp çileği ve bu Ceneviz fesleğeni. Bunlar Meksika karpuzu. Kent çiftçisi Telat Bayık ve Muhteşem Bostanı. Alişan'la Hayata Gülümse ekibi bugün Beykoz'da kent çiftçisi Telat Bayık'a konuk oldu. Başarılı çiftçi evinin hemen arkasında sadece 60 metrekarelik küçücük bir alanda ata tohumlarından yüzlerce ürün yetiştiriyor. Şimdiden ürünlerini toplamaya başlamış bile. Beykoz Gümüşsuyu'ndan sesleniyorum sizlere. 60 metrekare alanlık küçük bir bahçem var. Şimdi neler yetiştirdiğimi göstereceğim sizlere. Bakın sizler için bahçemde neler var. Neler olduğunu inanın biz de merak ediyoruz. İçeri girer girmez her yerde domatesler, üzümler, patlıcanlar, biberler ne ararsanız gözümüze çarptı. Bu arada Telat Bey elindeki tepsinin içinde olanları gösterebilir mi bize? Bu Osmanlı domatesi. Bunlar Bulgaristan domatesi. Bunlar Japonese Black trifle. Şunlar limon domateslerim. Şunlar reçel yapılmalık yumurta patlıcanlarım. Havalar soğuk olduğu için bunlar daha fazla büyümedi. Bunlar da Casper patlıcanlarım. Ondan sonra burada siyah tatlı biberlerim var. Ondan sonra burada kudret narım var. Ağzını açmış vezette. Bu da Valencia domatesim. Biz aslında Telat Bey'in bu işe nasıl başladığını merak ediyoruz. Ben bahçeme ilk başta çiçek yetiştirmekle başladım. Pazardan aldığım çiçekleri 1,5 metre kare alanlık alana ektim.
o kadar güzel yetiştiler ki, büyüdüler ki ben büyülendim. Ondan sonra doğaya karşı farkındalığım gelişti. Ondan sonra kendimi açtım diyebilirim. Atılık ve sürdürülebilir tohumlar yetiştiriyorum. Türkiye'den ve dünyadan birçok atılık ve tohumlara sahibim. Bu duruma gelmek çok uzun bir zaman aldı. O zaman küçük bahçesini gezmeye başlayalım Telat Bey'in. Bu bölümde ne yetiştiriyor, anlatır mı bize? Bu indigaroz domates. 10 seneden beri yetiştiriyorum. Üst tarafı siyah ama alt tarafı kırmızı oluyor bu domatesin. Bir tanesini şöyle gösterelim. Hemen arkamızda da taze taze biberler var. Bunlar doğal yetişen sebzeler. Burada siyah tatlı biberimiz var. Dediğim gibi bunlar, ben daha yeni yetiştirmeye başlamadım. Uzun süreden beri yetiştiriyorum. Ben bunları yetiştirirken hiçbir şekilde kimyasal bir ürün kullanmıyorum. Yani hemen tadına bakabilirim yani. Hiçbir sorun değil. Şimdi koparttım. Güzel. Simsiyah biberler acı mı acaba? Acıysa sever bizim Alişan. Siyah olduğuna bakma. Tatlı ve lezzetli. Müthiş. Bahçeyi gezmeye devam ediyoruz Telat Bey'le. Başımızı hangi yöne çevirsek doğal şifa depolarıyla karşılaşıyoruz. Bunlar da siyah dolma biber. Aslen Rus biberi. Oldukça verimli. Dediğim gibi bunlarda hiçbir şekilde kimyasal bir şey kullanılmıyor. Nereden geldi peki tohumları? Bana bu tohum Rusya'dan bir arkadaşımdan geldi. Bunları rengi daha sonra kırmızıya dönüyor. Kırmızıya döndüğünde tohumunu alıp siz kendiniz de yetiştirebiliyorsunuz. Hepsi atılık tohum. Orada küçük küçük tatlı çilekler görüyoruz. Gerçekten çilek mi onlar? Bunlar beyaz Alp çileği, dağ çileği. Arkadaşımdan temin ettim. 8 aydan beri ürün alıyorum ben bundan. Tadı tropikal bir meyveyi andırıyor. Oldukça lezzetli. Burada da Bolivian Rainbow biberim var. Bu da isminden de anlaşılacağı gibi gökkuşağı biberi. Bir tane biber de 7 farklı renkte biber veriyor. Bakın rengarenk. Bunu ben Alişan için getireceğim. Acıyı sevdiğini tahmin ediyorum. Oldukça memnun kalacak. Desenize yaşadı Alişan. O kırmızı kırmızı duran bitkiler nedir peki Telat Bey? Bu tarafta da benim İsviçre pazım. Kırmızı saplı pazılarım. Gördüğünüz gibi bunun diğer farklı renkleri de oluyor. Sarı, turuncu, ondan sonra kırmızı ve mor. Alişan, esasında ben seni burada bir dünya turuna getiriyorum. Burada inanılmaz bir şekilde müthiş sebzeler var. Bütün dünyaya ait. Dediği gibi Telat Bey'in, dünyanın her yerinden meyve ve sebze bulabilmek mümkün bahçesinde. İşte telaffuzu zor bir domates. Garden pH domates. Hafif tüyleri var bu domatesin. Bilmiyorum, eğer farkındaysanız hafif bir tüylü domates. Burada da size Illusula domatesden bahsedeceğim. Bu domatesin farkı dolma biber görünümlü domates. Bakın dolma bibere benziyor ama bu bir domates. Şunların içi boş oluyor. Bununla dolma yapabiliyorsunuz ayrıyetten. İçini doldurabiliyorsunuz. İşte hepimizin bildiği, severek tükettiği fesleğenin cenevizli olanı. Bu ceneviz fesleğeni, herkes fesleğeni Nisan ayında eker. Ben Ağustos-Eylül ayında ekiyorum. Daha uzun bir hasat dönemi oluyor benim için. Bu şimdi 2-3 ay daha devam edecek hasat dönemi. Daha sonra 2-3 ay sonra bu bittiğinde alt taraftan gördüğünüz gibi kırmızı damarlı kuzu kulağı büyüyor. Bu kuzu kulağı. Hepimiz karpuzu biliriz. Boyutlarıyla dev bir meyvedir. Ancak Meksikalı kuzenleri biraz küçük. Bunlar Meksika karpuzu. Şu an biraz küçük gözüküyor ama gündüz gece sıcak farklılıklarından dolayı fazla büyüyemiyorlar. Karpuza benziyor ama bir salatalık bu. Turşusu oldukça insanları memnun ediyor. Genelde turşusu yapılıyor. Bu sebzelerde bildiğimiz salatalığın aksine dev boyutlara ulaşabiliyor. Bunlar suyo long salatalık. Aslında hıyar deniliyor. Hıyar denilmesi daha uygun çünkü salatalık diye bir şey yok. Bu Japon salatalığı diye piyasada geçiyor bunlar. Bir metreye kadar boyu uzayabiliyor bunların. Bahçede kısa bir tur attık.
Telat Bey sizlere ve Alişan'a tohum nasıl alınır onu gösterecek. İlk başta domatesi yatay bir şekilde kesiyoruz. Şu içindeki tohumları kasenin içine boşaltıyoruz. Daha sonra şu an gösterdiğim için tamamen ayrıntılı bir şekilde almıyorum. Daha sonra bu fermentasyon işlemini yapmak için bu domatesin suyunu bunun içine sıkmam gerekli. Sıkıyorum bu domatesi böyle. Daha sonra içine az miktarda su ilave ediyorum. Daha sonra bunu 2 gün bekletiyorum. 2 günün sonunda bu üst tarafı bakteri kaplıyor. O bakteriyi alıyorum, çöpe atıyorum. Alt taraftaki tohumlar o kaygan, yapışkan şeyden arınmış bir şekilde oluyor. Daha sonra suyun içerisinde ben bunu eliyorum. Tohumlar bu şekilde oluyor. O yapışkan, kaygan bir şekilde kayboluyor. Peki bu tohumları bir kurutma süreci oluyor mu? Daha sonra bunu çok gölge bir yerde, güneşte olmayacak bir şekilde kurutuyorum. Güneşte olmayacak bir şekilde. Tohum konusu önemli. Biraz daha detaya iniyoruz. Telat Bey de teknik konuları paylaşıyor bizimle. Tohum hangi meyve ve sebzelerden nasıl alınır? Detaylıca anlatıyor. İlk başta domatesin olgun domateslerden biz tohum alıyoruz. Ve sapa yakın olan bir taraftan alıyoruz. Yani her domatesi almıyoruz. Sapa yakın taraftaki domatesler daha iyi, daha verimli, daha iyi tohum alınabiliyor. Neslini daha iyi devam ettiriyor. Telat Bayık yazın üretip saklayıp kışın tüketiyor. Hanımlara da tavsiye niteliğindedir. İşte yaz boyunca ürettikleri. Ben yazın ürettiğim ürünleri kışın tüketiyorum. Bu elimde gördüğünüz beyaz havuç. Bu patlıcan. Patlıcanı közleyerek derin dondurucuya atıyorum. Ondan sonra burada biberlerim var. Renk renk biberler. Derin dondurucuya atılmış vaziyette. Bunlar soğanlarım. Son olarak geliyoruz Telat Bayık'ın ürün yetiştirme tekniklerine. Son derece ilginç. Zira bakır tellerle yapıyor üretimini. Son zamanlarda elektrokültür olayına ilgim olmaya başladı. İlgim başladı. Bu bakır tel havadaki atmosferik elektriği, enerjiyi bitkinin köklerine veriyor. Ve bu şekilde bitki daha iyi bir gelişim gösteriyor. Bu bakır telin burada olmasının sebebi bu.